Hepinize merhaba arkadaşlar, Medya.com'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Mega Minecraft Survivor serisine devam edeceğiz. Mega Minecraft Survivor serisinde neler var arkadaşlar? Neler yaptık? Daha doğrusu ben böyle buraya bir düzenli bir şekilde ağaç diktim. Ağaçları kesip böyle şey kasıyorum, odun kasıyorum. Şu huş ağacından az vardı, huş ağacını da kasma başladım ve soyuk ağaç kasıyorum arkadaşlar. Hem normal hem soğuk soyuk odunlardan kasıyorum. Bunlar yine ileride yapacağımız yapılar için kullanacağım. Onları stokluyorum video dışında. Daha sonra işte bu geliyorlar, saldırıyorlar ya şey, köyünüze. Onları falan öldürüyorum. Bak burayı unutmuşum bunu. Buraya böyle yapmışık. O tarz işte oyunu kasıyorum arkadaşlar. Madencilik falan fazla yapmadım ama şeyleri öldürdüm. O gelen saldıran, köye saldıranlardan falan öldürdüm. Onlardan da çıkan ne derler ona? Takas yapıyorsunuz diye bir tane maden var. Onu falan göstereceğim. Neyse bunları yapıyorum arkadaşlar. Neyse şunu da keselim hemen. Bugünkü bölümümüzün amacına göre bir video çekelim. Şöyle diktim. Bunlar büyüsün. Ben sonra yine hepsini keseceğim. Ağacı kestiğim ağacın yerine yine dikiyorum. O yüzden böyle çoğalıyor. Zaten üzerinde bol miktarda gördüğünüz gibi fidan var. Hem huş ağacı hem normal ağaç fidanları. Şurası patladı geçen bölümde. İçeri şey girdi. O yüzden onları falan. Şöyle göstereyim. Huş ağacı. Soyulmuş huş ağacı. Normal şu meşeden. Şöyle. Soyulmuş meşeden bir tane daha. Şimdi ben şunları koyayım şuraya. Şöyle. Bu videoda bunları dikip ekip dikmeyeceğiz. Hemen şunlara da şunları atayım. Şunu atayım. Şu elmayı da şuraya atalım. Gördüğünüz gibi şu elmalar, yumurtalar. Bu yumurtaların önemi var. Neden? Bu yumurtalarla ilgili bir şey yapacağız bu bölümde. Yani ne yapacağız? Tavuk çıktı. Neyse en son ne yapmıştık? Şunlara bir aşağı göstereyim ben sana yaptığımı. Şu tabelaları koydum, şöyle yazdım. Sadece buraya, diğerlerini yapalım. Şu buğday, şurası odun kısmı. Bakın şimdi arkadaşlar, buraya Aladdin kütüğü. Üstü boş. Buraya şu meşe kütükleri ve soyulmuş meşe kütükleri. Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi soyulmuş meşe burada da var. Şuraya da koyduk. Bu huş, soyulmuş huş ağacı. Şimdi şurası da huş ağacı. Gördüğünüz gibi en az da huş var. Ben video dışında yine huş ağacı. Şöyle meşe. Buradan cırt cırt. Evet, biri saldırıyor galiba. Aha. Takasçı gelmiş. Paketlenmiş buz, cam göbeği, buğday tohumu, açık gri boya. Bunların hiçbiri bana lazım değil. Şu aslında alabilirim. Ona da gerek yok. Gel dayı buraya. Senin hayvanların nerede dayı? Aa, burada. İpler kopacak. Neyse. Kaç tane? 3 tane kasmışım yine Zümrüt. Şu arbalet olan dayılardan saldırdık. Kapıştık. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde yine ne yapacaktık? Evet. Hemen bu bölümün amacına göre yanıma şöyle yapayım biraz. Şundan alalım şöyle. Şöyle hızlı bir şekilde evimizden çıkalım. Nereye ne yapacağımızın planını yapalım. Yanımda şey de yok ya. Şurada vardı galiba. Kürekleri alalım şöyle yanımıza. Bunlar bile yetmeyebilir. Şimdi gördüğünüz gibi bunları da biraz besledim video dışında arkadaşlar. İnekleri ve koyunları. Şöyle çiftliklerimiz gayet güzel. Dışarıda da başıboş bir dünya hayvan var. Onları beslemeyip bunları besleyeceğiz artık. Şöyle koyunların yanında iki tane falan inek var. Şimdi evimizin arkasına yapalım bunu. Evimizin arkasına tavuk çiftliği yapalım. Hatta iki kat falan yapalım. Değişik bir şey olsun arkadaşlar. Şuradan başlayalım şöyle. Biraz büyük olsun. Bu bölümde yine uzun sürebilir. Ben bu kısmını dilerseniz hızlandırayım. Siz de daha güzel izlemiş olun. Bu kısımdan itibaren hızlı.
Evet arkadaşlar hızlandırdım. Bir kısmını da çekmedim. Şöyle alayım çitleri. Neden yapmadım? Çünkü çok aşırı uzun sürdü. Büyük bir bina. Gördüğünüz gibi sizin canınız böyle sıkılmanızı istemedim. Şöyle ben yaptım. Merdivenli olacak. Tavuklar merdiven yardımıyla yukarıda çıkabilecek. Şöyle herhangi bir cam kullanmıyorum. Sadece tahta ve çit kullanarak yaptım. Yine 2-3 tane girişi olacak. Evet, yanlış yerlere de bol bol boyamaya başladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde de uzun sürecek yapımı yine. Yani buraya şöyle gördüğünüz gibi merdiven var. Işıklandırmayı falan daha yapmadım. Bir dünya çit lazım bize arkadaşlar bu arada. Çünkü üst katta kenarları iki sıra çit yapacağım tavuklar kaçmasın diye. Yapamıyoruz. Şöyle şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi şu kısım oldu galiba. Evet. Bu kısımda sıkıntı yok. Bu kısım oldu. Diğer kısma şuraya kapı yapacaksam eğer kapı yerini ayırayım arkadaşlar. Şöyle bir bakayım nasıl olsun. Şuradan olsun. Şuradan. İki tane kapımız. Şöyle. Kapıları koyalım. İnşallah vardır. Evet, odamız var ama az. Bir dünya odun yapalım. Merdivenlerden ihtiyacımız yok. Evet arkadaşlar şu şekilde. Bu kapımızı da yaptık. Yani 4 tane kapı yapayım ben en iyisi. Ondan sonra çitleri yerleştireyim. 1, 2. Video yine uzun olacak. Çünkü yapımı bayağı zahmetli bir bina yaptık. Bakın burası şey oldu. Toprak yok ya toprak. O yüzden böyle oldu. Arkaya da video dışına toprak koyabilirim. Toprakları atmamızın faydası oldu yani böyle. Üçüncü kapıyı yaptık ve dördüncü kapıyı yapıp bölümümüze devam edelim. Kapılar da tam yetti sayılır. Şöyle yapalım. Bir. Tamam. Şimdi hızlı bir şekilde çitleri yerleştirelim. Tavukları olacak burada. Tavukları nasıl buraya getireceğim sorusuna. Yumurtaları kıracağım arkadaşlar. Yumurtaları kırıp içinden yavrular çıkacak zaten. Yavrular çıkınca burada tavuklar üremeye başlayacak inşallah. Daha sonra bol bol tavuğumuz, yumurtamız, tavuk etimiz ve tavuk tüyümüz olacak. Yani kasacağız daha doğrusu. İnekleri besleyeceğiz, koyunları besleyeceğiz, tavuklarımızı besleyeceğiz. Ve bu sayede çiftliklerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Gerçi buradan kaçamazlar yine de ben böyle görünüş için güzel olsun diye böyle yapıyorum. Görünüş şekil olsun. Farkımız tarzımız olsun arkadaşlar. Daha önce böyle bir tavuk çiftliği yapan yoktur yani bu kadar büyük. Dünyada bir ilk diyelim. Gerçi birçok video var YouTube'da fazla içerikler var yapılmış olabilir. Onun haricinde dediğim gibi yine uzun sürüyor. İçeri meşale yapacağım. İçeri dekor yapacağım arkadaşlar bir de. Samanlarla falan dekor yaparım. Ben işler yaparım. Yaparsam eğer video dışında. Onları da bir sonraki bölümün açılışında size anlatırım. Her zaman yaptığımız gibi bu bölüm işte video dışında neler yaptığımızı anlatıyorum. Ah yanlış yaptık. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Hem bu şekilde güneş de oluyor içerisi arkadaşlar şöyle. Gün ışığından da etkilenmiyor. Ve değişik bir görünüm katıyor. Onun için böyle yaptık. Sonraki bölümlerde neler yapabiliriz? Neler yapmamızı istiyorsunuz? Onları yine yorumlara yazın. Bu Survivor serisi nasıl gidiyor? İstekleriniz, beklentileriniz neler? Nasıl, ne yapsak güzel olur? Onları söylersiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, like atmayı.
Bir de Minecraft'la alakalı bir animasyon yapsam eğer izlenir mi? Onu da söylersiniz. Çizgi film gibi arkadaşlar. Bir animasyon yapsam, karakterler oluştursak izlenir mi? Daha önce birkaç tane animasyon yaptım Yusuf'un kanalına. Bir de kendi kanalıma da koydum galiba. Kendi kanalıma koydum hatırlamıyorum da. Koydum. Kurban Bayramı animasyonuydu galiba. Tam hatırlamıyorum. Pek izlenme almadı. Geri dönüş iyi olmadı. O yüzden böyle şeyleri, animasyonları pek yapmamaya başladım. Aslında bir seri, çizgi film gibi bir seri oluşturup animasyon yapsam izler misiniz? İzlerim diyenler yorum yazsın. İzlemem diyenler yine yorum yazsın. Güzel olur, kötü olur diyenler de yorum yazsın. Evet, alt katı bitirdik arkadaşlar. Üst kata çıkıyoruz. Üst katta gördüğünüz gibi daha önce ben bir sıra çit yapmıştım. Bir sıra yapmıştım. Tek burası kalmış. Şöyle ikinci sırayı da yapacağım ve binamızın tamamlanmış olacak. Yanlış yeri kırdık bakın şimdi. Bir de bu bizim etrafa bol bol şey yapmamız lazım. Sokak lambası yapmamız lazım. Geceleri köyümüzün etrafına böyle güzel olsun, güzel görünsün diye. Evet, çitler yetmiyor gördüğünüz gibi, bitmiyor, yetmiyor. Bayağı da çit yaptık. Evet, hata da yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kanalımıza ne gibi içerikler üretelim? Abone sayımızı nasıl arttırabiliriz? Onlara da yorum yazın. Mesela kağıttan Minecraft kılıcı mı yapayım, kartondan Minecraft kılıcı falan mı yapayım? Ne yapayım? Onları da söyleyeyim. Böyle güzel şeyler yapmaya çalışırız. Yine yanlış yere girdik. Bu arada gece oluyor. 3, 2-3 gece geçirdim yani bu Minecraft'ta. Bu evi yapana kadar. Bu çiftliği, tavuk çiftliğini yapana kadar diyelim daha doğrusu. İşte böyle devam ediyoruz. Güneş batıyor gördüğünüz gibi. Develer geziyor. Tüccarlar geziyor. Az kaldı. Evet varmış. Olmasaydı yine gidip çit yapmak için uğraşacaktık. Evet, son 2-3 tane çitimizi koyduk mu bu iş tamamdır. Evet. Bakalım, gayet güzel duruyor. Şekil. Şimdi bölümü nasıl bitireceğiz? Videoyu nasıl kapayacağız? İçeri tavukları yerleştirip daha sonra dekoru vesaire video dışında yaparım. Aa bak, kulemize bakın ne kadar güzel. Dünyada böyle bir kule yok. Atlama yeri biraz geliştirmeleri açık. İçerisinde biraz karanlık. Yukarı doğru çıkarken gördüğünüz gibi karanlık. Araya meşaleler koymamız lazım. Birçok eksiğimiz var. Yine video dışında belki yaparım, belki yapmam. Bak şurada bir tane patlayan şey var. Neydi onun adı? Adı neydi? Neyse, uyuyalım. Uyuyalım, uyanalım ve başlayalım. Bölümü bitirmeye. Ya bu nereden geliyor bu sesler ya? Şöyle yapalım, şuraya. Bu kadar aldı. Şunları bir kırayım, bir daha gidip geleyim, bir daha kırayım. Koştur. Koştur. Biraz ışık mışık koyduk mu biraz daha güzel olacak. Kapayalım kapıyı. Bu ne lan? Bir tane çıkmadı. İki tane çıktı. 16'da iki tane çıktı. Çok güzel bir başarı. 16 yumurtada iki tane tavuk çıkardık. Bunda 4 tane çıktı. 16'da 2, 16'da 4. Bunu saymadım. Bunda bayağı güzel çıktı. 3 tane daha 16'mız var yanımızda. 1, 2, 3. Tavuklar şimdi, ulan bir tane çıktı, bir tane çıkmadı. Bu ne ya? Tavuklar şimdi yeni yerlerine alışmaya çalışacak. Yuh ya. Lan son attığım iki tanesinde bir tane bile çıkmadı. 2-3 tane daha var chestimizde. Onları da alalım arkadaşlar.
Evet, şimdi onları da atıp bölümün sonuna getirelim. Ben video dışında bunları besleyeceğim. Bir sonraki videoda belki tavukları daha çok görmüş olabilirsiniz. Yumurtaları yine böyle koyacağım. İleride belki yumurtayla şey yaparız. Pasta masta yapılıyor ya. Onlardan yapabiliriz. Üste atayım bir tane. Lan içeri çıkartamadık. Gel lan. Şşt, neyse ölmesin yaşasın ya. İki tane çıktı yine 16'da. 2 veya 3. Bu ne ya, bir tane. Ulan ne kadar az çıkıyorsunuz ya arkadaş. Evet, tam istediğim gibi oldu. Her yerde gezecekler bunlar böyle. Demirden makas yapıp buraya aslında ağaçların yapraklarından da koyabilirim böyle. Dekor olarak. Onu da video dışında yapabilirim. Lan çıkanları da öldüreceğiz şimdi ya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ben buraya ışıklandırmasını, dekorunu falan ben yapmaya çalışacağım video dışında. Belki hiçbir şey yapmadan yeni bir video da gelebilir. Başka bir bölüm de gelebilir. Belli olmaz bana. Arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olun. Videoları beğenin. Bakın köyümüz şekillenmeye başladı. Gayet güzel bir şekilde. Havuzumuz bile var. Şöyle yüzebiliriz. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.